Vardı parayı. SG-13 uygularız. Tamam, kadını zevkten bayıltıp tam yarım saat sonra sana kapıyı açacağım. Merdiven. Oui, escalier. Oh, ben antamaza tulitüne. Marif Arabi. Do you speak English? Kullu muzırın yok. Hadi sen! Ne kafaymış be! Heyecanlanma be şekerim, heyecanlanma! Kadının namusunu da kurtardık ya! Olaya hırsızlık süsü verelim. Selim, sen Arapça biliyordun değil mi? Az çok söküyorum abi. Al şunu da sök bakalım, kimmiş bu herif? Abi, bu şehrin polis paşası. Herifi kendi silahıyla temizledik. Burada da cop kullanıyorlar mı ya? Abanaklık etme, bir yerde polis varsa cop da vardır oğlum. Olacak iş değil. Ne olmuş? Polis paşasının evini soymuşlar. Ne var bunda? Abi ya, polis paşasının evi soyulur mu hiç? Bu işi yapan acemi bir hırsız olacak. Şimdi sen şu sel yaptığına bak. Hıda, buz kardeşim, hoş gelip sen, sefa gelip sen. Malı getirdim. Temaşa edire malı, teslim edire akçayı. Hacı Nuku teslim edin, akçayı temaşa edersiniz malı. Ya. İşte sene min tane dinar, temaşa edire malı, teslim edire akçayı. Don't know, hands up. I am James Bond, an Interpol agent. You are under arrest. Ne söyler bu oğlan? Interpol ajanıymış, hapı yuttuk. Söyle, 100 dinar veririm, idare eylesin. The person's offering, baby, what do you say? You are under arrest. Ne yapıyor ya bu gavur oğlan? Hapı yuttuk ajanı kut, herif rüşvet nedir bilmiyor. E bu oğlan polis de? Polis. E söyle, polis paşası, ahbabım. Your game's husband is his friend. Let him stay here. Until you receive a call. Ne söyle? Telefon gelinceye kadar bir yere ayrılmasın diyor. Ayrılmam, ayrılmam. Paşayla konuşsun. E malları nereye götürürsün? Sen de bokunu çıkardın Hacı Enikut. Herif mallara el koyuyor işte. Vay anasını. Hakiki Thompson'dan farkı yok baksana. Buranın da suyu çıktı. Bir an önce şehri terk etsek iyi olacak. Hani evlenecektik haftaya? İstanbul'a dönmekten başka çare yok. O zaman İstanbul'da evleniriz.
Nesrini mi hatırladın gene? Nesrinden değil, yakayı ele verirsek buralarda. Hiç vermedik sanki. Kapiste evleniriz, daha enteresan. Gurbet elde, kodes zor gelecek bu defa. Belki büyük annen, büyük baban da ölmüştür. Milyonlar sana kalmıştır. Benimle evleneceksin değil mi? Ölseler duyardım. Ayrıca hiçbir şeylerinde gözüm yok onların. Malları da, mülkleri de başlarında paralansın. Her kuruşlarına insan kanı bulaşmıştır onların, inan bana. Bizimki çok mu namuslu kazanç? Büyük babam gibi fakir soymuyoruz, insan sömürmüyoruz. Sömürücülerden, tefecilerden, rüşvet diyenlerden, zenginlerden para cezası kesiyoruz. Amme namına. Peki ne yapacağız, nereye gideceğiz? Nikah dairesine gidelim şeker. Hong Kong'a gidelim, tamam mı? Elimizdeki malları kolay değerlendiririz orada. Parlak işlerde çevirebiliriz gibime geliyor, ne dersiniz he? Bir an önce evlensek diyorum. Keyfedesiniz diye bu efendiler gönderdi. Hacı Nukut'un pudra şekerleri. Oteli basmışlar. Bütün mallar gitti desem. Eroin kaçakçısıyla polis paşası ortak oldu mu, o memlekette bize iş yok zaten. Eşkıyayla mı baş edeceğiz, polisle mi? Plan şu, Nigar'dan sabah 6'ya kadar beklenecek. Birimiz gelemezsek öteki başının çaresine bakacak. Sen yolla doğru otele hadi. Benimle evleneceksin değil mi? Aa tabii, nikah memurunu alıp geleceğim. Hadi otele, hadi durma. Hadi. Fırla. Orhan Bey. Orhan Bey. Orhan. Saat 6 oldu. Celal geldi mi? Gelmedi. Yakalandıysa fena. Saat kaç dedin? 6:10 geçiyor. Sana kahvaltı hazırlayayım. Polis! İftah el bab! Polis mi? Allah Allah! Buraya nasıl basarlar? Polis paşasının %40 hissesi var. Arkanı döner misin? İftah el bab! Kısmetli geldik Nigar Sultan. Polis ne yapalım? Oyalayayım biraz, oyalayayım biraz. Araban buralarda mı? Arka sokakta. Anahtarı yetiştir bana. Havaalanından alırsın. Gel ya Saidi! İftah el bab! İnşallah. Az sonra Türkiye üzerinde olacağız. Uçuş yüksekliğimiz 10.000 metredir. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Scotch please. Şunları da pencereden atıver. Artık makaryosun işine yarar.
Nesrin evlendi. Kız ben sana bana abi demek yok demedim mi? Sus! Annem duyacak. Yahu seni seviyorum, anlamıyor musun? Hadi ne olur çık. Annem duyarsa rezil oluruz. Seni seviyorum de çıkar. Ay ne olur Orhan abi çık. Seni seviyorum Orhan. Ceza olarak bir de öpücük. Seni seviyorum. Hadi çık. Öpücük. Çıkacaksın ama. Öpücük. Yemin et çıkacağını. İki gözüm önüme aks. Oh ya, öptüm ya, oh ya, öptüm ya, oh ya, öptüm ya. Benden evlenir misin? Sıdıka teyzemden isteyeceğim seni. Nikah düşer mi bize? Sen benim amcamın, kardeşinin, kızının, halasının... Alay etme! Evlenir misin benimle? Bilmem, okulum bitmedi daha. Bu yıl bitiyor, nişanlanırız. Sen kayık mı kiralayacaksın hep? Doğru dürüst bir iş bulurum. Evlenir misin? Sahiden seviyor musun beni Orhan abi? Karın mı? İstanbul'da tanıdım. Milyoner bir karı. Kocası Teksas'ta petrolcüymüş. Seviyor musun? Hasta mısın sen be? Bende o göz var mı? Karlı bir kurtuluş ister misin? Speak English please, I'm bored. Okay yani. Veda mektubu mu yazıyorsun? Acele et, uçağı kaçıracağız. İnsan kendi ailesinden nefret eder mi? Ama onlar hak ettiler bunu. Annem babam bir trafik kazasında ölmüş. 4 yaşındaydım. Para lafından başka laf duymadım o evde. Baskı var, şefkat yok. Kumbaramı kırdım diye günlerce hapsettiler Bodrum'da. Terbiye olacakmışım. Babamdan nefret ederlerdi. Ona benziyormuşum. 11 yaşımda kaçtım, aramadılar. Arasalar bulurlardı. Sen hiç kendi ailenden söz etmedin. Benimkiler iyi insanlardı. İyilerden pek konuşulmaz. İhsan gelmiştir. Klaksonu duymadık. Orhan abi. Kız ben sana bana Orhan abi demek yok demedim mi? Anne Orhan abi geldi. Yavrum! Yavrum benim! Canım teyzeciğim. Şükür bugünlere kavuşturana. Yazmıştım ya geleceğim diye. İşte geldim ağlama. Yavrum! Sapasağlamım. İşlerim de iyi. Bir yere gitmeyeceğim bundan sonra. Hep senden kalacağım. Eksik olma yavrum. Bunlar da Nesrin'in. Nesrin! Bunlar senin. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Kız bu ne resmiyet? Bir yere mi gidiyordun? Nişanlım gelecekti. Ha? Ne nişanlısı? Basbayağı nişanlı işte. İnsanlar evlenmeden önce nişanlanırlar. Hiç duymadınız mı?
İhsan geldi. Affedersiniz. Hediyelere sonra bakarım. Nesrin! Neyse. İki çocuklu da bulabilirdik. Orhan, gel seni İhsan Bey'le tanıştırayım. Orhan abim. Avrupa'daydı 3-4 yıldır. Bugün geldi. Ben İhsan, hoş geldiniz. Üniversite tahsili falan mı? Yok, ticareti. Siz ne işle meşgulsunuz? İhsan hırsızlık masası şeflerindendir. Yani polis. Bundan sonra kendimi daha emniyette hissedeceğim. Biz izin isteyelim. Affedersiniz, verilmiş bir sözümüz vardı da. Güle güle. Selamlarımı söyleyin. Ziyaretlerine geleceğim. Hoşça kalın. Teyze, karışmak bana düşmez ama Nesrin'i nasıl teslim ediyorsunuz bu herife? Nişanlılar evladım, yakında evlenecekler. İhsan aklı başında çocuktur, mülkiye mezunu. Kız kardeşi bekliyordu arabada, görmedin mi? Annelerini ziyaret edip gelecekler. Bir kahve yapayım mı sana? Ya, istemem. Yorgunsundur, yatmak istersin belki. İstemem. Bir şey mi istediniz? Uykum kaçtı. Biraz konuşalım mı? Birbirimize anlatacağımız çok şey olmalı. Benim yok. Ne okuyorsun? Oo, ahlak dersleri. Okulda yararlı oluyor. Ne okulu? Bir ana okulunda çocuklara öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca size benden daha yararlı olabilir. Çok teşekkür ederim. Eğer insan hayatını verdiği şeylerin yıkılışını seyredebilir ve iyilip kırık aletlerle onu tekrar kurabilirse, evet, hayatımı verdiğim şey yıkıldı, bu sensin. Ve insafsızca yüzüme gülüyorsun. Kırık aletlerimle hayatıma son verebilirim ancak. Aa, ne kadar ayıp. Hadi otur. Yardımsever bebeği hediye almış çocuklara. Buyurun, çekinmeyin. Biraz oynayabilir miyim çocuklarla? Beyefendi bir trafik kazasında eşini ve çocuklarını kaybetmiş. Bak bak, deli amca neler yapıyor bak. Hayda. Affettin mi beni? Sen delisin. Otomobilimi çalmışlar. Ne gülüyorsun? Polisin otomobilini çalmışlar. Sen eve git.
Merhaba. Sen mi çaldın otomobili? Evet, ben çaldım. Senden konuşmam lazım. Haklısın belki. İhsan'ı büyük bir aşkla sevmiyorum. Ama güveniyorum ona. Polis olduğu için mi? İnsan olarak. Kadınlar sonu belli olmayan büyük aşklar yerine güvenli bir sevgiyi tercih ediyorlar besbelli. Ayrıca verilmiş bir söz de var. Nasıl dönerim? Ortada sağlam hiçbir gerekçe yokken. Evleneceğim. Kusur işledim. Cezasını çekeceğim. Haklısın. Mutlu olmanı dilerim Nesli. Sen gerçekten değişmişsin Orhan. Keşke 3-4 ay önce gelseydim. Kader. Ne vahşet. Ne olmuş? Polisteki dayak olaylarından falan bahsediyor. Okuma, sinirlerim bozuldu. Olmuş şey değil. Onların da kız kardeşleri yok mu? Onlar da çoluk çocuk sahibi değil mi? Belki de gazetenin uydurmasıdır. Vahşet. Vahşet. Gel. Sen misin? Ne okuyorsun? İlginç bir dizi yazı. Neye dair? Ben bir işkenceciydim. Eski bir polis memurunun anıları. 12.'si bu. Bugün uğradığım bir arkadaş verdi. Hepsi var. Bakabilir miyim? Sen okumayacak mısın? Uykum var, yarın okurum. İyi geceler. Hoş geldiniz yavrum. Nesrin hazır mı? Odasında hazırdır herhalde, buyurun. Nesrin! Oturmayayım, geç kalacağız. Kızım! İhsan Bey geldi. Hazırlanmadın mı? Bizi yalnız bırak anne. Nen var, ne oldu? Ben gitmiyorum. Nasıl olur? Randevu almıştık bu sabah için. Nikah gününe yetişemeyiz bugün gitmezsek. Önemi yok. Ben evlenmekten vazgeçtim zaten. Vaz mı geçtin? Nesrin, ne oldu sana? Sakınma bana! Bir işkenceciyle bir cellatla evlenemem ben. Ne işkencesi? Cellat kim? Neler söylüyorsun Nesrin? Ayolda bak! Nesrin, çocukluk etme. O iş başka, bu iş başka. Hayır! Nesrin, hayatımda kimseye fiske vurmadım ben. İstemiyorum, istemiyorum! Kaç para eder vurup vurmadın? Vuranlarla, vurduranlarla birliksin ya! Al yüzünü! İstemiyorum, istemiyorum! Nesrin! Ya o yazıları evlendikten sonra okusaydım? Dehşet verici bir şey. Seni okşamak için uzanan ellerde kan lekeleri görecektin. Söyleme ne olur, fena oluyorum. Oh, talihsiz yavrum.
Bir 50 lira var mı sende? Celal'in büyük babasını soymalı. Körfez Caddesi, numara 57, Kanlıca. Tuh be! Üç! Vay! Sırık Orhan! Geldiğini duyduk. Bunun burnu da büyümüş dedik. Ulan insan hiç uğramaz mı kahveye be? Hızlı bir iş peşindeyim. Şu oyunu bitir de konuşalım. Ayı Cafer nerede Erkan? Buralarda. Dur şu acemiyi haklayayım, sonra konuşuruz. Sen biraz daha mı uzadın yahu? Plan gayet basit. Ben torun numarasıyla yalıya gireceğim. Yutarlar mı? İnsan özbeöz torununu tanımaz mı? Ulan ayı, lafı dinlemiyorsun. Ne diyor Orhan abi? Torunlarını 17 yıldır görmemişler diyor. Bırakın çeneyi. Önce para bulacaksınız biraz. Sen önce bizi soymaya niyetlendin galiba. Avrupa'dan geliyorum diyeceğim. Bir hediye de mi götürmeyeyim büyük annemle büyük babama? 500 bin çıkar mı dersin? Belki de milyon. Ne kadar sürer bu iş? En fazla bir hafta. Yalıya gireyim, güvenlerini kazanayım, paranın mücevherlerin yerini öğreneyim. Kıymetli eşyalar vardır herhalde. Antikalar falan, gümüşler, vazolar. Bizim payımız ne olacak? %40'ı benim, %60'ı üçünüzün. 1 milyon vurursak 200 biner düşer adam başına. Kaptı kaçtının taksiti için 2000 lira ayırmıştım. Bono'ya daha 10 gün var. Ben de anamdan 1000 lira araklarım. Oyunda şansım tutarsa 1500 daha veririm. Oldu. Gününü haber vereceğim size. Cafer kaptıyı kapıya çekti mi yarım saatte boşaltırız yalıyı. Büyükanne Mah Beyker, Şakir Mah Beyker. Buyurun evladım. Oh, büyük anneciğim. Ne kadar özlemişim sizi. Beni tanımadınız mı yoksa? Haklısınız tabii. 17 yıl oldu evden ayrılalı. Hatırladınız mı? Ben torununuz Celal. Celal'im, yavrum. Ne kadar değişmişsin, ne kadar büyümüşsün. Dur dedin haber verin. Paşam! Paşam bak kim geldi? Biricik torunumuz Celal geldi. 17 yıl sonra yuvaya döndü torunumuz. Vay yavrum! Aslanım! Aslanım benim! Ulan bu ne boy? Bu ne yakışıklılık? Kayınpederime çekmiş paşam. Bilmem kusurlarımı affedebilecek misiniz? Ne kusurun varmış bakayım senin? 11 yaşında evden kaçtım. Kabahat büyük babanla büyük annendedir. Estağfurullah. Hiç arayamadım sizi. Bir defa Cezayir'den yazmıştım evlendiğim zaman. Sahi gelinim nerede? Getirmedin mi? Ondan ayrıldım. Ya ikincisi? İkincisi mi? Telgrafta yazmışsın ya eşimle beraber geliyorum diye. Sultanım nerede telgraf? Getireyim.
Telgraf dün geldi. Biz seni 10 gün sonra bekliyorduk. Karar değiştirdim birden. Beyrut'tan çekmişsin. Beyrut'tan? 10 gün sonra eşimle birlikte İstanbul'da olacağız. Annemden kalan miras işiyle uğraşacağım. Gereken hazırlığı yapmanızı rica ederim. Saygılarımla. Telgrafı okuyunca biraz alındım doğrusu. Bizim senden başka kimimiz var oğlum? Torunumu üzme paşam. Neyiniz varsa onun zaten. Sarhoştum telgrafı yazarken. Çok sarhoştum. Özür dilerim. Peki gelinim nerede? Otelde mi bıraktın? Otelde. Çabuk al getir buraya. Gelinimi getirmezse seni de kabul etmeyiz eve. Büyük annen doğru söylüyor. Getir de biraz içimiz açılsın. Hadi yürü, hadi yürü. Hadi, durma. Hadi, durma, koş. Bunları size getirmiştim Beyrut'tan. Sağ ol evladım, sağ ol. Gelinizi... Hemen bekliyoruz, hadi. Hadi, 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 hadi yürü, yürü. Hadi canım. Evlenmem lazım. Acele evlenmem lazım. Nereden bulacağım evlenecek kadını? Beni mi bekliyordun? Seni. İyi misin biraz? İyiyim. Sömestr tatiline girdik bugün. 5-10 gün bir yere gidip başımı dinlesem diyorum. Bu nişan işi farkına varmadan beni çok yormuş. Bir teklifim var sana. Hem tatil hem de çok büyük bir iyilik yapmak ister misin? Büyük bir savab işlemek ister misin? Sıcaklığını unutamadığı baba ocağına sığınmak istiyordu. Tam hareket edeceğimiz gün ağzından kan boşandı Celal. Hasta mıydı? Zavallı veremliydi. 4. devre. 17 yıl yurdundan uzak aile hasreti çekerek yaşamak kolay değil. Kollarımda can çekişiyordu. Son arzusunu sordum. Ellerimi tuttu. Söz ver bana dedi. Söz ver son arzumu yerine getireceğini. Neydi son arzusu? Ağlıyor. Kendisinin çok kötü bir torun olduğunu söylüyordu. Yerine getirilmesi çok güç bir şey istedi bende. Mecbursun yapmaya. Ne kadar zor olursa olsun. Madem son arzusuydu, madem ki en iyi arkadaşındı, sana güveniyordu. Kendisinin yerine geçmemi istedi. Celal olmamı istedi. Neden olmasın? 17 yıl geçmiş aradan. Nasıl yaparım bunu? İki zavallı ihtiyarı nasıl kandırırım? Kandırmış olmuyorsun ki. Ömürlerinin son günlerinde onlara en büyük mutluluğu tattırmış oluyorsun. Bugün yalıya gittim. Ne oldu? Ne kadar mutlu olduklarını bir bilsen. Yalnız hesaplamadığım bir şey oldu. Ne oldu? Anladılar mı yoksa? Gelinlerini görmek istediler. Celal karımla geliyoruz diye yazmış. Öyle yalvararak bakıyorlardı ki gözlerime. Otelde demek zorunda kaldım. Şimdi evde gelinleriyle torunlarını bekliyorlar. Benden istediğin iyilik bu muydu? Seve seve yaparım. Yalnız anneme ne deriz? Ya, büyük annenin bir aylık ömrü kalmış üstelik. Zavallı ihtiyar, kalbinden rahatsızmış. Dünyada bundan büyük sevap olur mu? Durmayın. Bir an önce saadete kavuşturun onları. Şimdi ikisinin de gözleri yoldadır. Ne oldu? Korkuyorum. Yalan söylemeyi hiç beceremem ben. Sen yalan faslını bana bırak. Ben de seni gerçekten değiştin sanıyordum. Kızım ne diyorsun sen? İnkar etme. Şimdi kendi ağzınla söyledin ben yalancıyım diye. Hoppala. Peki gidelim doğruyu söyleyelim. Bir aylık ömrü kalmış zavallı bir ara hemen öldürelim. Seninle ortaklık olmaz. Ben vazgeçtim işte. Dur. Kusuruma bakma, çok heyecanlıyım. İsimleri neydi? Önemi yok. Büyük anne, büyük baba dersen olur biter. Benim ismim ne?
Onu söylesen. Orhan. Ah, işte şimdi ayvayı yedik. Aa, şey... Neydi? Cemal. Celal, Celal. Tamam mı? Allah'ım, çok korkuyorum. Celal, unutma. Celal, ötekiler? Şakir, Mahbeyker. Celal, Şakir, Mahbeyker. Bayılacağım. Ay! Gelininizi getirdim anneanne. Yavrum! Şükür bu günleri gösteren Allah'a. Büyük anneciğim, büyük anneciğim. Sultanım, müsaade ederseniz biraz da ben göreyim gelinimi. Düşündüğümden de cici, düşündüğümden de güzel. Affedersiniz, isminiz neydi Nesrin kızım? Nesrin. Nesrin. Kabahat bizim değil yavrum. Bu vefasız 17 yıldır bizi aramadı. Eski kırgınlıkları bırakalım sultanım. İşte hayatımızın son devresinde oğlumuzu da kızımıza da kavuştuk. Gelin odanızı göstereyim size, gelin. Ben götüreyim. Ahçının kızı evleniyormuş köyde. Uşak da zaten seyirlik iznini almıştı. Hizmetçinin de annesi hastalanınca koca yalıda ikimiz kaldık. Gençlik yıllarımıza döndük sultanım. Senin elinin lezzeti dünyanın en iyi ahçısında bile yok. Büyük babanız da yardım ediyor bana. Ben yardım ederim bundan sağ sonra. Sağ ol yavrum. Ben münasip görmedim ama... ...büyük babanız onlar Avrupa usulüne alışmışlardır dedi. İsterseniz birleştiririz. Neyi? Yatakları. Ben büyük babanıza sarılmadan yatamam. Çocukları utandırma sultanım. Bunda utanacak ne var paşam? Akşam yemeğini 8'de yiyoruz. Uygun mu? Siz nasıl münasip görürseniz. Ben size yardıma gelirim büyük anne. Teşekkür ederim yavrum. Siz istirahatinize bakın. Hadi paşam. Hadi. Ne kadar iyiler değil mi? İnsan hem bu kadar zengin hem de bu kadar alçak gönüllü olabilirmiş demek. Büyük annenin bir aylık mı ömrü kalmış? Bir aylık. İyiler gider, kötüler kalır zaten. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Şu anım odamız değil mi? Aa, nereden çıktı bunlar? Çekmeceden. Büyük annenin olacak. Aa, karıştırma, bir şey kaybolur. 500.000 lira var bu kutuda. En iyisi haber verelim, kendi odalarını alsınlar. Oh canım, ne ziyanı var. Burada dursun. Haber verelim, rahatsız olurum ben. Ne demek istiyorsun sen? Hırsız mıyız biz? İki ihtiyar mutlu etmek için mi geldik buraya, yoksa yalıyı soymak için mi geldik? Yanlış anlama. Hırsız girse eve bir tesadüf, biz sorumlu oluruz. Ben varken buraya hiçbir hırsız giremez. Peki, sinirlenme, peki. Biraz çıkar mısın, üstümü değişeyim? Ben mi? Sen, giyineceğim. Çıkarım. Büyük anne, ay, yardım edebilir miyim size? Ancak beni kabul ederler huzurlarına. İyi saatte olsunlar. Yanının cinleri. Her akşam yemek götürürüm kendi ellerimle. Başkasını istemezler. Acayip şeyler oluyor burada. Ne oldu? Büyük anne Yalın'ın bodrumuna yemek taşıyor. Kim var bodrumda? Yalın'ın cinleri. Yalın'ın cinleri mi? Kim söyledi bunu sana? Büyük anne. Kendisi şimdi aşağıda.
Cinlerin yanında. Boş ver, buna mı zavallı? Ses çıkarmak yok, ikinizi de öldürürüm ha. Daha 3-5 gün sabredeceksiniz. Ya. Çok içtim. Sultanımın kabak tatlısına dikkat isterim. Elinize sağlık anneanneciğim. Kabak tatlısı bir harika olmuş. Afiyetler olsun yavrum. Bana da öğretir misiniz büyük anneciğim nasıl yapıldığını? Tabii yavrucuğum. Birlikte yaparız bir gün. Madem Celal çok seviyor. Kim? Ben karıcığım. Sevgili kocan Celal. Benim için öğrenmeyecek misin tatlıyı? Senin için. Tabii. Çocuklarımızın mutluluğuna içiyorum sultanım. Vay, kaç şişe içtik? Nesrin, kalk bakayım. Niye ağlıyorsun sen? Söylesene. Bu hayat dolu kadının ölüme mahkum olduğunu, bir aylık ömrü kaldığını düşündükçe. Canım ne ağlıyorsun, belki de ölmez. Hayır, ölecek işte. Madem bu kadar sevdim onu, ölecek. Canım beni de seviyorsun mesela, benim de ölmem mi lazım sen seviyorsun diye. Seni seviyor muyum o kadar? Sevmiyor musun? Seni de seviyorum. Galiba seni de seviyorum. O kadar iyi yüreklisin ki. Benim de hayatım tehlikede desene. Hadi boş ver. Soyun da yatalım artık. Anlamadım. Yatalım dedim yavrucuğum. Yatmayacak mıyız? Yani ikimiz de bu odada mı yatacağız? Bilmem, karı koca olduğumuza göre. Olmaz. Peki, ben dışarıda yatarım. Yoo, olmaz! Ya anlarsa büyük anne evli olmadığımızı, üzülmez mi? Hiç düşünmüyor musun? Peki ama, burada yatsam olmaz. Dışarıda yatsam olmaz. Ne yapacağım ben? Uykum var benim. Uyuyacak bir yer istiyorum ben. Buldum. Nesrin! Nesrin kapıyı aç! İyi uykular Orhan abiciğim. Nesrin! Gürültü yapma! Su içmeye çıkmıştım da büyük anne. Ben
de malum ihtiyarlık, su dökmeye. İyi geceler büyük anne. İyi geceler yavrum. Ay ay. Hayrola sultanım? Tahminimiz doğru çıktı paşam. Torunu yukarıki odada yakaladım. Hakiki torun tam profesyoneldir. İyi bir işçidir doğrusu. Bu onun arkadaşı olacak muhakkak. He? Kaç gün kalacağız demişlerdi? 4-5 gün. Bugün yarın teşebbüse geçecekler demektir. Birkaç gün sonra Avrupa'dan ev sahipleri geliyor. Konu komşu, mahalle esnafı fark etmeden bu işi bitirmek lazım. Bu ara bir de Celal düşerse. Bekçiyle karısı İyi hamdolsun. İkisinin de yüzüne renk geldi. Çaresiz torunla gelini uyutmaya devam edeceğiz. Yalnız tetikte olmak lazım. Ben amatörlerden çok korkarım. Boş ver bey. Paşa hakkıyla Arakçı Binnaz'ın eline su dökebilir mi acaba bunlar? Milyon demiştim ya. Siz deyin 3 milyon, ben deyin 5 milyon. Ha, bizim yatak odasında bir kutu buldum. İçinde en az 500 binlik mücevher var. Ortada duruyor. Al koltuğun altına çık dışarı. Niye almadın? 5 milyon dururken 500 bin alınır mı salak? Şimdi ne zaman oluyor bu iş? Bu gece. Bu gece, bu gece mi? Hı-hı. Bunaklar ayılmadan işi bitirmek lazım. Dün gece yakalanıyordum az daha. Allah'tan ikisi de o kadar saf ki. O kadar iyi davranıyorlar ki bize. Biraz daha kalsam acımaya başlayacağım moruklara. Boş versene sen. Senin benim gibilerin sırtından kazanılmıştır o paralar. Saat 12'de kamyoneti yanının kapısına çekersiniz. Ben dışarıda olacağım. Yarım saat yeter işi bitirmeye. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hoş geldiniz çocuklar. Arkadaşların mı? Arkadaşlarım. Geçerken uğrayalım demişler. Acemilik. Elektrik düğmesinin yerini bulamadım. Ben de iyi saatte olsunları çiçeği götürmüştüm. Buyursanız. Şöyle buyurun çocuklar. Girin hadi. İyi oldu. Benim de uykum kaçmıştı zaten. Zahmet ettin büyük anne. Ne zahmeti? Buyurun büyük baba. Teşekkür ederim. Ben içmeyeyim evladım. Ah ben de içmeyeyim. Elimle yapmıştım vişne likörünü. Hiç tatmadık. Size kısmetmiş. Bakalım beğenecek misiniz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz müsaade istesek. Daha erken çocuklar. Ne güzel oturuyorduk. Birkaç gün sonra teşvikiyeye taşınıyoruz. Oraya da bekleriz. Eviniz sayılır. Unutmayın. Siz rahatsız olmayın. Ben çocukları bahçe kapısına kadar geçireyim. Geleceğiniz günü Celal'e haber verirseniz kabak tatlısı yaparım size el cazımla. Yarın gece 2'de uyku ilacı koyacağım yemeklerine. Hadi güle güle çocuklar. Çok sevindim geldiğinize. Gene beklerim. İyi geceler. Olan bizim 500'e oldu. Moruklar uyku hapını aldılar mı yarın gece bu iş tamam. Görürsünüz. Saat kaç oldu ya? Saat mi? Aa!
Saatim uçmuş. Kolunda mıydı? Yahu girerken bakmadık mıydı? Cüzdanım yok benim. Ha? 300 lira vardı cebimde. Ha. Yahu ne zaman düşürdük biz bunları? Yoksa çaldırdık mı? Kısa günün kârı paşam. Orhan abi. Orhan abi. Orhan abi. Kız ben sana abi demek yok demedim mi? İyi, ödümü koparttın. Seni seviyor. Ah, hadi kahvaltıya bekliyorlar. Seni seviyorum Orhan demezsen... Ne yaparsın? İçimde bir şey yok, bırakırım. Yapma. Sevdiğini söyle. Of Orhan abi. Abi ha? Nasıl? Sen serserinin birisi. Işıklar hiç yanmaz. Ben sevmem karanlığı. Gizleyecek bir şeyin yoktu onda. Senin var mı? Yok artık. Seni seviyorum. Çok eziyet ettim sana. Burada yat bu gece. Orhan. Büyük anne ile büyük babaya çok şey borçluyuz. Onlar olmasalar seni bu kadar sevemeyecektim herhalde. Seni tanımama yardım ettiler. Kendimi buldum. Ne kadar mutluyum bilsen. Seni seviyorum. Tamam mı? Uyudu mu moruklar? Büyük anne ile büyük baba uyuyorlar. Ama ben yalıyı soymaktan vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Tek başına konacağına sanıyorsan 5 milyona şunu yiyeyim. Öyle bir niyetim yok. Soymaktan vazgeçtim o kadar. Yarın kahveye uğrarım konuşuruz. Hadi güle güle. Dur bakalım. Her şey senin keyfinle değil. Abi. Sen karışma istemiyorsan. Biz işimizi biliriz. Onların kılına dokunanı öldürürüm. Başka enayi bulsana sen! Ne yapacağız paşam? Torna sahip çıkmayacak mıyız? Çıkacağız elbet! Dayan evlat, yetiştim! Davranmayayım muhlarım! Aramızda büyük baba, siz rahatınıza bakın. Aramızda değil artık. Sus, öldürürüm seni. Bırak konuşsunlar. Baksana, bu senin torunun filan değil moruk. Evet, torun numarasıyla, anladın mı? Yalıyı soyacaktık birlikte. 2000 aldı benden bu iş için. 1000 de benden, 500 de ben verdim. Bizi atlatmaya kalktı. Tek başına konmaya kalktı milyonlara. Bitti mi söyleyeceğiniz?
Sen anlamadın galiba bey baba. Bu Orhan hırsızın dolandırıcının biri. Torunun filan değil. Herkesi kendin gibi aptal mı sanıyorsun ayı? Hadi basın bakalım. Ha? Basın dedim. Hadi. Paralar 3 gün içinde gelmezse sen düşün artık. Hey! Dur bakalım. Sende de kafa yok. Nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde? Orhan! Ne oldu? 3-5 serseri yalıyı soymaya kalkmış. Gürültüye Celal çıkmış. Dövüşmüşler. Yetiştiğimde hepsinin suyunu çıkarmıştı. Kimin torunu paşam? Al bakalım. Kocan sana emanet. Oh. Ne iyi çocuklar. Acıyor mu? Ben hiçbir şey duymadım. İçeri mi girmişlerdi? Demek ki sen olmasaydın. Bu bahsi kapa Nesrin. Bana kızma. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Birçok şey için af diliyorum senden. Bir gün anlatacak cesareti bulurum belki. Benle evlenir misin? Benle evlenir misin diyorum. En kısa zamanda. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Dur dur, geldim geldim. Dur ay dur canım. Anneciğim, anneciğim benim. Kız o nasıl zil çalmak, öyle yüreğim ağzıma geldi. Ay dur. Çok mutluyum anneciğim. Sıcacık bir yuvada olmak, sevmek, sevilmek. Sende bir şeyler var. İlk defa seni böyle görüyorum. Orhan abi benimle evlenmek istiyor. Aa, anne. Bizim Orhan mı? Ne olur hemen hayır deme. Ben de seviyorum. Çok seviyorum. Burası olacak abi galiba. Sen biraz bekle beni. Dur anne ben bakarım. Kimi istediniz? Orhan'ı aramıştım. Burada mı oturuyor? Buranın adresini vermişti bana. Şimdi yok burada. Belki bir hafta sonra ararsanız... Siz Nesrin olacaksınız değil mi? Yanılmıyorum değil mi? Orhan'ın en yakın arkadaşıyım. Dışarıda beraber çalışmıştık. Bilmem bahsetti mi? Ben Celal. Celal mi dediniz? Celal? Ne var bunda hayret edecek? Nesrin kim geldi kızım? Yani siz Şakir Bey'le Mahbeker Hanım'ın... Büyük annemle büyük babamdan bahsetmeyin bana. Yalan söylüyorsunuz. Anlamadım. Siz öldünüz. Ne, ben öldüm mü? Görüyorsunuz sapsağlamım. Anlaşılan Orhan iyice gözden çıkarmış beni. Olamaz. Daha 10 gün önce Orhan'ın kollarında 4. derece veremden... Hayatımda öksürük olmadım. Baba ocağına kavuşmak üzereyken kan tükürerek ölen... Bu kadar yalan söyleyemez Orhan. Ağlamanıza gerek yok. Sağım işte, üzülmeyin. Ben size ağlamıyorum. Keşke ölmüş olsaydınız. Gerçekten sizi mutlu edecekse bir deneyim isterseniz. Alay etmeyin benimle. Alay etmiyorum. Orhan gene bir işler karıştırıyor. Ölmeden mirasıma konmaya kalktı galiba. Ne demek istiyorsunuz? Yokluğumdan yararlanıp yalıyı soymaya niyetlendi anladığım. İftira.
iftira ediyorsunuz. Yalancının birisiniz siz. Gidin buradan, gidin, gidin! Ay. Ben de size bakıyordum büyük anne. Bunu yatak odasında unutmuşsunuz. Sizin odada dolabın çekmecesindeydi. Hay Allah! Ben de bunu arayıp duruyordum. Unutmuşum. İhtiyarlık işte. Paşam! Müjde! Mücevherler bulundu. Ne? Sahi mi? Bak! Onların odasında unutmuşuz meğer ya. Biz de kasada zannediyorduk. Ya. Sen çok yaşa Ebe. İkinizden de özür dilemek istiyorum yaptıklarım için. Yok. Bir şey yapmadın ki. Size kötülük yapmayı düşündüm ya, yeter. Celal o kadar kötü tanıtmıştı ki sizi. Yani şimdi sen hırsızlıktan vaz mı geçiyorsun tamamen? Evet. Bir bakıma haklı sayılır paşa. Doğrusunu istersen bu iş için pek kabiliyetli sayılmazsın. Evet buyurun. Ha, sen misin? Evet. Evet. Peki. Apartmanı temizletmiş. Kamyonetin şoförü gelip eşyaları alayım mı diyor. Gelsin. Bir de taksi alsın gelirken. Bekliyoruz. Bir de taksi tut. Tamam. Yardım edeyim size. Nesrin'le evlenmeye karar verdik. Annesine gitti. Müjde vermeye. Dün gece nasıl yüreğim ağzıma geldi. Bey baba durumu anlatacak sandım. İyiliğinizi nasıl unuturum. Paşam! Paşam çocuğa yardım et. Beni kırılacak. Beni. Yavaş. Aman aman yavaş. Tamam. Aman yavaş. İndir. Hop. Ne kaldı yukarıda? Birkaç kıymetli tablo var, o kadar. Onları da indirelim. Ay. De. Mustafa neredeyse gelir. Nesrin'in de dönmesi lazımdı. Ben bakarım. Nerede kaldın? Ne dedi teyzem? Alçak, namussuz, soyguncu! Nesin? Nesin, ne oldu? İşler karışıyor paşam. Celal 4. derece veremden kollarında can verdi ha? Evet, anlatmıştım sana. Hala yalan söylüyorsun utanmadan. Bir şey mi oldu? Celal geldi. Celal mi? Olamaz. Ne budalaymışım ben. Nesrin, ne olur dinle beni. Yalan söyledim sana, doğru. Soyguncuydum, hırsızdım, hepsi doğru. Dün geceki hırsızlar da benim arkadaşlarım. Birlikte soyacaktık yalıyı. Halimi gördün. Niye dönüşeyim onlarla yalıyı soymak istesen? Onları da aldatmışsındır. Hepsi sana kalsın diye yalan söylemişsindir. Yemin ederim değil. Seni seviyorum Nesrin. Senin sevgin, iyiliğin, saflığın adam etti beni. İnanmıyorum sana. Namuslu bir hayat sürmek istiyorum artık. Herkes gibi olmak, çalışmak istiyorum. Bu fırsatı elimden alma. Bu son şansım benim. Ne olur elimden alma. Büyük anneyi düşünmesem her şeyi anlatırdım onlara. Büyük annenin mücevherleri... Mücevherleri çaldın. Büyük anneye verdim. Çaldın. Yalan söylüyorsun. Çaldın. Git sor. Madem inanmıyorsun bana. Sor. Ve istersen git.
Yok, siz de mi gidiyorsunuz? Gitmeden sana bir hediye vermek istiyorum. Kamyonet geldi, büyük babana yardım et. Neredeyse unutuyordum. Kutuyu Celal getirdi demin. Seni çok seviyor. Hiç kimseyi sevemez o. Yalancının, düzenbazın biri. Bir şey... Affedersiniz. Torununuz ama... Rahat rahat küfür edebilirsin yavrum. Orhan'ın torunumuz olmadığını biliyorum. Orhan'ı... biliyor musunuz? Gel bakalım. Büyük anne... Kendisi söyledi bize. Dürüst çocuk, namuslu, açık yürekli. Senin sevgin adam etmiş onu. Seni çok seviyor. Sevmiyor. Beni de alet etti bu işe. Celal'i öldü sanıyordum ben. Sizi mutlu etmek için... güya Celal vasiyet etmiş. Ne kadar sapmışım ben. Bir de... sizin için... bir şey dedi. Ne dedi? Yalan değil mi? Hasta değilsin. Bir aylık ömrünüz kalmış. Yüzüme bakıp onun için mi ağlıyordun sen? Vay yavrum! Hiç bende ölecek hal var mı? Bir daha zor inanırım ona. Ne yaptı küçük bir yalandan başka? Öz torunumuz olsa bizi bu kadar mutlu edemezdi. Seni çok seviyorum. Aa, bak sen onu sevmiyorsun, o başka. Asıl ben seviyorum onu. Günahkar tövbekar yapmanın sevabı büyüktür yavrum. Sen şimdiden cennetlik oldun. Bu ara onu terk edersen büsbütün kötü yola düşecek gene. Düğün hediyem olsun sana. Hazırız baba. Bunları da alıver evlat. Acele edelim paşam. Ev sahiplerinin uçağı ineli 40 dakika oldu. Birazdan düşerler. Sen hareket et. Taksi bekliyor değil bekliyor. Mi? Bekliyor. İyi. Hemen geliyoruz. Peki. Bizim hemen gitmemiz lazım çocuklar. Bu sokak kapısını. Kusurlarımızı bağışlayacaksınız. Siz Tecme. Bizi bağışlayın asıl. Kusursuz insan olmaz kızım. Yakında anlarsın. İyil bakayım. Birbirinizi üzmek, kırmak yok artık. En kısa zamanda evleneceksiniz. Söz mü? Söz büyük anne. Senin sesin çıkmıyor. Böyle olmaz. Öpüşün bakayım. Barıştığınızı iyice anlayayım. Büyük anne. Öpüşün. İçimiz rahat gidelim hadi. Olmadı, olmadı. Sarıl sana yavrum nişanlını iyice. Hadi. Aa. Şöyle. Kızımı üzersen dünya ahiret iki elim yakandadır. Sultanım geç kalıyoruz. Bizi unutmayın olur mu? Telefonunuzu bekleyeceğiz. Kapıya kadar geçirseydik sizi. İyi olmaz. Mahsurları var. Gitmeden cinlere bakmayı unutma kızım. Bakarım büyük anne. Vay paşa baba! Nasılsın yenge? Nerelerdesin sen? Dışarıda mıydın? Dün geldim. Hayrola, ne işiniz var bizim yalıda? Antika bir gümüş işi geçirmiştim öyle. Ta Selçuk'tan kalma. Deden koleksiyon yapıyorum. Kelepir bal tabii. Herkese güvenilmez. Doğru söylüyorsun yenge. Güvendiğim en iyi arkadaşım benim kimliğime girip yalıyı soymaya kalktı. Yok canım. Ağzını burnu kıracağım o ergeleni. Sen gene dinlemeden karar verme. Belki de zannettiğin gibi değildir ha? Biz kaçalım sultanım. Bizimkiler evdeler mi? Evdeler. İyi şanslar.
Bir şey unuttular belki. Ne olur kavga etmeyin. Hiç kabahati yokmuş onun. Hatırınız için kabul ediyorum. Bizim ihtiyarlar nerede? Büyük babanızla anneanneniz mi? Şimdi çıktılar. Karşılaşmanız lazımdı. Görmediniz mi? Yok. Nasıl insanlardı çıkanlar anlatsanıza. Büyük babanla büyük anneni tanımıyor musun? Kes be! Teşvikiye'deki apartmanınıza gittiler. Teşvikiye'de apartmanımız yok ki. Büyük baba şişman, iri yarı, beyaz saçlı, pala bıyıklı, büyük anne... Kısa boylu, tombalak, sevimli. Bir karışıklık var. Hem de ne karışıklık. Sizin anlattığınız paşa hakkıyla Arakçı bin Nazbe, Türkiye'nin en ünlü hırsızları. Olamaz! Münih'ten tanışırız. Kapıda rastladım. Büyük babama antika satmışlar. Başka kimse yok ki burada. Demek bizi uyutup yalıyı soydular. Peki yalının cinleri? Hüseyin efendi, Fatma Hanım teyze. Kim bunlar? Evin emektarları. Buçuk bey. Görür görmez tanıdım sizi. Ne oldu anlasanıza? İki kişi geldi yalıya. Hanımefendi ile beyefendiyi arıyoruz dediler. Sonra zorla bağladılar bizi. 5 gündür bu haldeyiz. Ya. Bizimkiler nerede? Avrupa'ya gitmişlerdi. Belki de onlardır. Nereye kayboldu bunlar? Bugün geleceğimizi biliyorlardı. Bizim ihtiyarlar. Ne yapacağız şimdi? Bana kalırsa hemen kıralım burada. Peki. 2 dakika sonra açarsınız kapıyı, tamam mı? Anahtar yok muydu sende? Bu kadar yüz verirsen adamlara tabii böyle olur işte. Ay neredesiniz? Bir saattir kapıda değil. Nerede kaldınız? Başımıza gelenleri sormayın hanımefendi. Yol 15 gün önce birileri geldi. Kimsiniz siz? Yalının cinleri. Beyefendi! Beyefendi! Yengeciğim buyurun. Sen öne geç. Allah aşkına sen buyur diyor. Canım geç. Hadi. Hırsız var! Olacak şey var! Hırsız var! Yetişin! Ne yapacağız şimdi? Üçümüz bir çete kurup paşa hakkıyla Arakçı Binnaz'ı soyacağız. İtibarımızı başka türlü kurtaramayız. Ben de mi? Arakçı Nesrin, Paşa Celal, Avanak Orhan çetesi. Nasıl yuttum zokayı? Çok şey borçluyuz onlara. Mutluluğumuzu, her şeyimizi. Seni kazandırdılar bana. Bana da seni. 3 bitirim çetesi, paşa hakkıyla Arakçı Binnaz'a karşı.